Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Amerika'ya ilk defa evlenerek gelecek biri, diyelim ki bankalara kredi borcu var. Ama Amerikalı biriyle evli ve Ankara'daki Amerikan konsolosluğuna vize başvurusu yapacak. Bu durum acaba vize alırken bir sorun teşkil eder mi? Konsolosluktaki görevliler borcu olan kişiye bu durumundan dolayı direkt red cevabı verir mi diye bu takipçimiz bize soruyor. Buradaki önemli olan nokta şu. Tabii buradaki takipçimizin bahsettiği durum sizin özel bir borçlarınızın olması, borçlarınızdan dolayı belki icra takibi yapılıyor, belki yapılmıyor. Bu durumda oluyor olmanız. Sizin kredi geçmişiniz ya da kredi durumunuz ya da bu anlamdaki finansal olarak borcunuzun olup olmaması sizin eşinizden dolayı ise yapılacak yeşil kart dosyasını engelleyen bir durum değildir. Dolayısıyla sizin borcunuz bile olsa Amerikalı eşiniz aracılığıyla göçmenlik vizesine başvurunuz yapıldığı zaman Amerikan konsolosluğuna gittiğiniz görüşmede Türkiye'deki borçlarınız ya da var olan borçlarınızdan dolayı herhangi bir problem yaşama durumunuz söz konusu olmayacak. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. C1 vizesini nasıl alabiliriz diyor bu takipçimiz. Aracı bir şirket restoranda 5 yıl çalışmış gibi gösterip alabiliriz dedi. Bu doğru mudur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi C1 vizesini tabii alabilme durumunda kişiler işte staj yapıp yapmama durumuyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Genelde 1 yıllık C1 vize programlarında kişiler staj yapmak için, çalışmak için gelebiliyorlar. Tabii bu durumda iki türlü koşulundaki kişilerin gündeme geliyor. Bunlardan bir tanesi tabii eğitimlerini yapmış ve yeni bitirmiş kişiler olabiliyor. Diğer kişi grubu ise en az diyelim 5 yıllık bir tecrübeye sahip olan bir iş alanında çalışmış olabiliyorlar. Burada önemli olan nokta sizin bu 5 yıllık tecrübeye sahip olmanız ve bu noktada da elinizde gerekli evrakların iş yerlerinden alınacak kanıtların olmasında fayda var. Şimdi bu size tabii bahseden aracı bir şirketin dediğini yapın ya da yapmayın ise diyemeyeceğim. Fakat tabii yasa olan ve doğru olan şeyleri yapmanızı tavsiye edeceğim. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle geldiğimizde Amerika'daki meslek kurslarına hemen kayıt olabiliyor muyuz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'ya gezme amacıyla geliyorsanız ve bu turistik vize amacıyla geldiğiniz gezinizi tamamladıktan sonra burada eğitim almayı planlıyorsanız o zaman buraya Amerika'ya giriş yaptıktan 90 gün geçtikten sonra bu tip bir değişim mümkün ise o zaman siz buradaki eğitim için başvuru yapabiliyorsunuz göçmenlik dairesine. Fakat tabii bu sizin yapmak istediğiniz mesleki alanda yapmak istediğiniz kurslarla ilgili önemli olan gitmek istediğiniz okulun ya da eğitim alacağınız yerin I-20 veren bir institüt ya da işte okul oluyor olmasıdır. Dolayısıyla bu okul size I-20 verdiği sürece siz bunun üzerinden çok rahat bir şekilde göçmenlik dairesine başvuru yapıp öğrenci statüsüne çevirme işlemlerini başlatabiliyorsunuz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben Türkiye'de yaşıyorum ve bir hafta önce eşimden boşandım. Amerikalı kız arkadaşım evlilik için göçmenlik dairesine başvuru yapabiliyor mu? Ben daha bir hafta eşimden boşandığım için Amerikalı kız arkadaşımın başvuru yapması sorun olur mu? Nasıl bir yol izlemek gereklidir diye bu takipçimiz soruyor. Buradaki önemli olan durum şu. Amerikalı kız arkadaşınızın üzerinden size herhangi bir başvuru yapılabilmesi için sizin ya nişanlık vizesiyle çalışma başlatması gerekiyor kız arkadaşınızın ya da sizinle nikah kıydıktan sonra eşiniz olarak sizin için başvuru yapması gerekiyor. Dolayısıyla sizin tabii ki Türkiye'de daha bir haftadır boşanmış olma durumunuz önemli olan nokta eğer evlilik yapacaksınız kız arkadaşınızla bu evliliği yapacağınız yerde evlenmenize bir engel var mı yok mu onu belirlemek. Bunu neyi kastettiğimi de şöyle söyleyeyim. Farz edelim siz Türkiye'desiniz ve Türkiye'de evleneceksiniz kız arkadaşınızla ve senin önceki boşanmanın sonuçlarını bir hafta geçmiş durumda. Yapman gereken Türkiye'deki kurallara göre sen bir daha boşandıktan sonra ne kadar süre sonra nikah kıyabileceksin onu belirlemen lazım. Önemli olan nikah kıydığın ülkede ya da yerdeki kurallara uygun bir şekilde nikah yapıyor olmanız. Bir engel yoksa o zaman hiçbir problem yok. Ne zaman boşandığının bir önemi yok. Siz nikah kıyar kıymaz eşiniz sizin adınıza göçmenlik dairesine başvuru yapıp sizin yeşil kart dosyanız için çalışmaları başlatabiliyor. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Dil eğitimi için kütüphane ya da vakıf gibi yerlerde dil kursuna gittiğinizde
Amerika bunu eğitim vizesi almak için yeterli görüyor mu? Yoksa belli dil okullarına kayıt yaptırmak lazım mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Amerika size öğrenci vizesi verirken baktıkları koşullardan bir tanesi sizi uluslararası öğrenci statüsüne sokacak bir kurum aracılığıyla sizin I-20 alabilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu ister dil kursu olsun, bu ister üniversite olsun, bu ister özel okul olsun. Önemli olan nokta o kurumun size vereceği eğitimde sizi SEVİS sistemindeki I-20 uygulamasında size bir SEVİS ve bağlı I-20 verip veremediğidir. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz bu kütüphane ya da vakıf gibi yerler maalesef bunu size sağlayamayacaktır. Ha, vakıf diyorsunuz tabi bazı vakıflar bu çalışmayı yapıyor olabilirler ama ben sizin kastettiğinizde anladığım kütüphanelerde ve vakıflarda verilen dil eğitimlerinden bahsediyorsunuz. Ama bunlar I-20 veren bir eğitim değil ve I-20 veren bir eğitim olmadığı sürece de siz öğrenci vizesi alma durumunuz mümkün olmayacaktır. Bu açıdan siz ister dil okullarına, ister özel okullara, ister 2 yıllık college'lara ya da 4 yıllık üniversitelerdeki eğitimlerinize ya da oradaki yapacağınız dil eğitimleri aracılığıyla öğrenci vizesi alma şansınız çok daha büyük olacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Benim oğlum seneye Amerika'da okumak istiyor. Aynı anda Green Card'a başvurabilir mi? Green Card'a başvurmuştu diye öğrenci vizesi alırken sorun olabilir mi? Tahmin ediyorum bu takipçimiz Green Card'la kastettiği her yıllık çekiliş başvurusundan bahsediyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Normalde kişiler bu çekilişe başvurdukları zaman bu çekilişe başvuru yaptıklarına dair genelde önlerine bir engel getirilmiyor. Çünkü bu noktada Amerikan Konsolosluğu ya da Amerika'daki göçmenlik dairesi çekilişe kimler başvurmuş ya da başvurmamış diye bir araştırmaya girmiyorlar. Ama normalde tabii bunu yapmak isterseler ya da bu noktada bir bilgi edinirseler, evet o zaman oğlunuzun öğrenci vizesi alırken önüne gelecektir bu. Çünkü öğrenci vizesindeki amaç geçici bir amaçtır. Fakat yeşil karttaki çekilişe başvurudaki amaç ise Amerika'da kalıcı kalmaktır. Dolayısıyla bu noktada ikisi birbirine çelişki oluşturacağı için oğlunuzun öğrenci vizesi alması riske girer. Yoksa bu konuda herhangi bir engellemeyle karşı karşıya kalacağını düşünmüyorum. Ama bu noktada tabii ki %100 diyemeyeceğimiz için böyle bir ihtimal ile karşı karşıya kalacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben evimi satıp parayı Amerika'da yatırımcı vizesi için kullanmak istiyorum. Para transferi nasıl olmalıdır? Banka üzerinden mi? Kendim nakit olarak mı getireceğim? Para kaynağını nasıl ispatlayabilirim diye bu takipçimiz soruyor. Siz yatırımcı vizesi alırken önemli noktalardan bir tanesi paranın kaynağını kanıtlamak olacaktır. Ve paranın kaynağını kanıtlarken sizin örneğinizde baktığımızda çok net bir şekilde kanıtlayabilecek bir durumdasınız. Çünkü evinizi satmak üzeresiniz ve evinizi satınca bunun karşılığında bir bedel alıyor olacaksınız. Önemli olan nokta bunları banka transferleriyle yapabilirseniz çok daha güzel olur. Kanıtlama noktasında çok daha rahat bir şekilde kaynağını kanıtlamış oluruz. O yüzden burada önemli olan nokta siz bu para transferlerini nakit olarak değil banka transferi olarak yapın ve bu sayede de siz yanınızda Amerika'ya bir para getirmiyorsunuz olacaksınız üzerinizde ama Amerika'ya geldiğinizde ya da geldikten sonra banka transferiyle Türkiye'den Amerika'ya bu parayı transfer edebileceksiniz ve bunun üzerinden de yatırımcı vizesine gitmeniz çok daha rahat olacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Türkiye'de üniversite okuyorum. Son senemdeyim. Vize almam için okulu bitirip veya bitirmeden öğrenci vizesi almam hangi durumda garanti olur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer öğrenci vizesine başvurmayı planlıyorsanız tabii ki bunu Türkiye'deki eğitiminiz devam ederken yapmanızda fayda var. Çünkü Türkiye'deki eğitiminizi bitirdikten sonra herhangi bir bağ ortada kalmıyor. Ve daha doğrusu Amerikan Konsolosluğu'ndaki görevli sizin Amerika'ya gittikten sonra tekrar geri ülkenize ya da ikamet ettiğiniz ki bu noktada Türkiye ise Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğiniz noktasını görmek istiyor. Siz bu noktada eğitiminiz devam ederken herhangi bir vizeye başvuru yaparsanız ya da öğrenci vizesine başvuru yaparsanız en azından bu noktadaki Amerika dışındaki bağlarınızın kuvvetli olduğunu gösterme şansınız daha yüksek olacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. DS-260 formunda devam etmekte olan davamızı belirtmesek olur mu? İnceleme sonucu çıkması mümkün müdür diye bu takipçimiz soruyor.
Şimdi benim size ilk tavsiyem şu olacak. DSE başvurularında, DSE 260 formlarının doldurulmasında doğru bilgileri vermek zorundasınız. Dolayısıyla siz eğer bir ceza davanız devam ediyorsa şu an, ki anladığım ceza davanızın olduğu şu an ve bu ceza davanızı onlardan gizlememeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunun ortaya çıkma durumu ise yani mümkün olabilir. Ve bu ortaya çıktığı zaman ise bu sefer Amerikan Konsolosluğu bilgi vermediğiniz için, yalan bilgi verdiğiniz için, onları yanılttığınız için bilgilerinizi yanlış vererek sizin aslında Amerika'ya girmenize uzun süreli engel olabilirler. Bu yüzden bu noktada önemli olan tavsiyemiz, devam eden bir davanız varsa bu davanın sonuçlanması için çaba harcayın ve davanız sonuçlandıktan sonra da Amerikan Konsolosluğu'na vize başvurunuzu yapmanız çok daha faydalı olacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 10 yıllık Amerika turist vizesi almak için en gerekli şeyler nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Amerika'ya turist vizesi alırken gerekli olan en önemli noktaları saydığımızda şunu söyleyebiliriz öncelikle. Önemli olan en önemli adım sizin Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olduğunu Amerikan Konsolosluğu'nda görevlilerin görmesidir. Bunu görebilmeleri önemlidir. O yüzden siz bu noktada onların bunu görebilmesi için Türkiye'de bir çalışıyorsanız SSK kayıtlarınız ya da üniversiteye gidiyorsanız eğitim belgeniz ya da bir işiniz varsa farklı bir şekilde kendi işinizi yapıyorsanız şirket belgeleriniz bunları sahip olmanızda fayda var. Bu en önemli belgeler arasında sizin Türkiye'deki bağlarınızın güçlü göstermesi için onlara. Diğer tabii durum sizin finansal durumunuz olacak. Diğer önemli bir durum ise Amerika'ya ne amaçla geldiniz, ne yapacaksınız? Bunu görevlinin size baktığında anlayabilmesi ve siz de yapacağı mülakatta bu noktada karşısında ne yapacağını bilip neden gelmek isteyen bir kişi olduğunu idrak etmesi gerekecektir. Dolayısıyla bu noktada en önemli husus Türkiye'deki bağlarınız ve bunları nasıl kanıtlayacağınız olacaktır. Ve bunların ne kadar güçlü olduğunu kanıtlayabilirseniz o kadar gelme şansınız fazla olacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Üniversite mezunu bir gencim. Geçen yıl mezun oldum. Work and travel yaptım. Türkiye'ye dönüş yaptım. Internship yapmak istiyordum. Sonra da başvuru yaptım. Ve Maryland Annapolis'te Belgrad Supervisor işini aldım. 30 Temmuz 2018'de görüşmem vardı. Fakat red aldım. Nedeni ise 214B olarak gösterildi. Tam olarak nerede yanlış yaptığımı bilemiyorum. Nasıl cevap vermem gerekiyor ki ülkeye geri döneceğime inanmış olsunlar. Babam kalp hastası biri aslında onun için geri döndüm. O gitmemi istiyor. Kariyerim için ne yapabilirim? Yardımcı olsanız cevabınızda çok sevinirim. Burada önemli olan nokta şu. Siz aslında daha önceden Work and Travel'a gelmiş, Amerika'da bulunmuş bir gençsiniz. Fakat şu an tabii Türkiye'de üniversiteyi bitirmiş durumdasınız. Dolayısıyla konsolosluktaki görevliler görüşme sırasında sizin bu sefer bir daha geri gelmeyeceğiniz hissine kapılmış olabilirler. Dolayısıyla benim bu noktada size tavsiyem eğitiminizi bitirdiğiniz için yüksek eğitime devam etmeniz ya da iş hayatına atılarak iş hayatında belli bir geçmişi sağlamanızda fayda var. Bu sayede siz tekrar Amerikan vizesine başvurduğunuzda, bu tabii turist vizesi de olabilir, daha çok alabilme şansıyla karşı karşıya kalacaksınız. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da yaşayan Türkler için bedelli askerlik süreci her açıdan uygun olup sadece bir yıldan az süredir çalışıyor olanları kapsıyor mu? Oğlum Atlanta'da 2017 Haziran'da mezun oldu. Eylül'de ise işe başladı. Mayıs ayında 3 yıllık çalışma vizesi çıktı. Bedelliden yararlanıp yararlanamayacağını anlayamadık. Ayrıca Atlanta'da konsolosluk yok. Bu yüzden internet üzerinden başvuru yapabilecek mi diye bu takipçimiz soruyor. Ben şimdi şunu söyleyebilirim. Tabii bedelli askerlik noktasındaki yasa geçti şu an Türkiye'de. Ve bu yurt dışında bulunan Türk vatandaşları için aranan şartlardan bir tanesi en az 3 yıldır çalışmış olmuş olması ve bunu yasal süreçte yapıyor olması. Yani oğlunuzun en az 3 yıl Amerika'da bulunmuş olması gerekiyordu şu an çalışma izniyle ya da vizesiyle ya da oturumuyla. Ve bu 3 yılda burada çalışıp vergisini ödemiş olması gerekiyordu ki bu yasadan şu an faydalanabilsin. Yoksa bu bahsettiğiniz durumda şu an geçen bedelli askerlik yasasından şu an faydalanması mümkün değil. Çünkü 3 yılı tamamlamış durumda değil. Sadece 1 yılını tamamlamak üzere olduğu için. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 2016 yılında Amerika F1 öğrenci vizesine başvurmuştum.
ancak ülkeye dönüş yapmamı sağlayacak bir belge olmadığını sebep göstererek vize reddi aldım. O zaman üniversite öğrencisi değildim. Şu anda Türkiye'de bir üniversitede öğrenciyim. Önümüzdeki ay tekrar Amerika F1 vizesi öğrencisine başvurmayı düşünüyorum. Sizce öğrenci belgem ya da herhangi bir şey vize almamda bana yardımcı olur mu? Şimdi şunu söyleyebilirim. Tabii ki siz daha önce vizeye başvurdunuz 2 yıl önce ve alamadınız. Tabii ortada koşullarınız değişmiş durumda. Şu an siz artık üniversiteye gidiyorsunuz ve aradan bir 2 yıl geçmiş durumda. Dolayısıyla tekrar öğrenci vizesiyle başvuru yapmanızda hiçbir engel gözükmüyor. Önemli olan nokta bazen konsolosluk görevlilerinin dikkat ettiği de sizin şu an okuduğunuz okulda başarılı bir öğrenci olup olmadığınıza da dikkat ediyorlar. Dolayısıyla siz notlarınızı iyi tutabilirseniz, yüksek tutarsanız ve öğrenci belgesiyle okulda devam ettiğinizi gösteren belgelerle ve not ortalamaları kanıtlarıyla beraber öğrenci vizesine başvurmanız vizeyi almanız için yeterli olacağını düşünüyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben 2 ay öncesine kadar New York'taydım. Geçen sene C1 vizesiyle gelip vizemi F1 vizesine çevirmek için başvuruda bulunmuştum. Ama bazı ailemden kaynaklı değişikliklerden ötürü Türkiye'ye geldim ve gelmeden önce F1 vizemi iptal ettim. Şimdi turist vizesi alsam Türkiye'den bir problemle karşılaşır mıyım diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi benim anladığım tabii siz C1 vize programıyla buradayken öğrenci statüsüne başvuru yaptınız ve bu onay almadan ülkenize gittiniz ve ülkenizden de şu an turist vizesine başvuru yapmak istiyorsunuz. Bu noktada sorun yaşamayacağınızı merak ediyorsunuz. Şimdi bunu şöyle söyleyebilirim ben size. Tabii ki Amerikan Konsolosluğu statü değişimine başvuru yapıp tekrar önlerine gitmiş olmanızı çok hoş karşılamadıkları oluyor. Ama gün sonunda şu önemli, sizin Amerika'da bulunduğunuz sürede bir vize ihlal durumunuz gözükmüyor. Dolayısıyla önemli olan nokta sizin Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olduğunu görebilmeleri. Bu bağları güçlü gördükleri sürece sizin tekrar turist vizesi başvurusu yaptığınızda bu vizeyi almanız için bir sebep görülmüyor. Ama dediğim gibi statü değişikliği başvuru yapmanız onların önüne gelecek. Neden bu başvuru yaptığınızı sorgulayacaklar. Bunlara da hazır olmanızda fayda var. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. İkinci defa aldığım 10 yıllık Amerika B1, B2 vizem var. Amerika'ya giriş için bir şey danışmak istiyorum. Tüm arkadaşlarımız New York'un Amerika'ya girişte riskli olduğunu söylüyorlar. Ben Atlanta girişli program planlıyorum. Oradan ise iç hat uçuşuyla New York'a geçeceğim. Sizce nasıl diye bu takipçimiz bize soruyor. Gördüğüm kadarıyla siz ikinci kez Amerikan vizesini almış durumdasınız. Ve çok sık gelip gitmiyorsanız bu noktada Amerika'da nereye geliyorsanız yani aslında amacınız New York'a gelmek ise o zaman direkt New York'taki havaalanınıza gelmenizi size tavsiye ediyorum. Tabii buradaki önemli olan sizin seyahat programınız ve planınız. Eğer bu program ve planınızda Atlanta'da bulunmak var ise o zaman önce Atlanta'ya inebilirsiniz. Orada birkaç gün işlerinizi ya da ziyaretinizi hallettikten sonra New York'a geçmenizde hiçbir problem yok. Yoksa hani ben Atlanta'ya uçayım, Atlanta'dan aktarmalı aynı şeyde geçeyim dediğinizde biraz aslında şüphe uyandırmış olabilirsiniz. O yüzden hani sanki aslında bir şey gizliyormuş gibi durmanızı istemem. Yani sanki bir şey gizliyormuş, hani oradan girmemek ve buradan girmeye çalışmış olmanız bir şüphe uyandırabilir. O yüzden size tavsiyem şu olur. Gerçekten seyahat planınızda nereye geliyorsanız oraya gelin. Burada önemli olan durum sizin ne kadar sıklıkla gelip gittiğiniz, her gelişinizde ne kadar kaldığınız ve şu an ne kadar süreyle geldiğiniz bu tip şeylere göre bir dikkat ediyor. Dolayısıyla tabii ki Atlanta'dan gelebilirsiniz, bir engel yok. Ama New York'tan da giriş yapabilirsiniz diye size cevap vermiş olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Benim 10 yıllık vizem var. 20 Ekim 2018'de bitiyor. 4 Ağustos ile 15 Eylül'de kongre ve toplantılar için New York'ta olacağım. Gidiş dönüştüm New York. Bu süre içerisinde Dominik Cumhuriyeti'nde bir tatil fırsatım var. Bu vize süresi içinde New York'tan Dominik'e gidip tekrar New York'a dönebilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Eğer sizin planladığınız Amerika'ya New York'a gelişteki planladığınız sürede burada kalış süresinin içine başka bir ülke ziyaretini de bu noktada Dominik'i ekleme planınız var ise önemli olan bütün bu seyahat planınızın, bu biletlerinizin elinizde olması ve kongreye geliyorsanız girerken de evet ben kongreye geliyorum, şu toplantıya katılıyorum demeniz. Çünkü Dominik'e gittiğinizde ve geri dönerken sorgulayacaklar. Buradaydın, ne kadar kaldın diye şimdi geri dönüyorsun. O noktada da ben seyahat için geldim ve toplantılar için geldim. Toplantıların arasında da Dominik'e gezmeye geldim. Buradan da tatilimi yapıp geri dönüp
oradan uçağımla geri döneceğim diyebilirsiniz. Tabi bu noktalarda bazen görevliler agresif olabilirler. Telefonunda ne var, şurada ne var, ne yapmaya geldin, neden bunu yapıyorsun, niye buradan seyahat ettin diyebilirler. Yoksa seyahat etmenizde hiçbir engel gözükmüyor ve bu şekilde bir seyahat çok kısa süreli olacağı için zaten bir problemle karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben Türkiye'de Amerikan vatandaşı bir bayanla evlendim. Şu an göçmenlik sürecini beklemek zorundayım. Bu süreçte eşimi ziyarete Amerika'ya gidebilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer sizin Amerika'ya turist vizeniz var ise ve siz bu turist vizenizle şu an göçmenlik başvurunuz beklemedeyken eşimi ziyaret etmeye gelmek istiyorum diyorsanız bunda bir engel yok. Bunu yapabilirsiniz. Önemli olan gümrükte girerken havaalanında görevlilere durumu anlatabilmek. Hani içeride göçmenlik sürecini bekliyorum ama işte şu kadar kısa süreli eşimi görmeye geldim diye süreci anlatıyor olmanız önemli. Yok eğer vizeniz yok, ben hangi vizeyle gelebilirim bu arada yeşil kartımı beklerken diyorsanız maalesef o noktada beklemek zorunda kalacaksınız. Çünkü herhangi bir turist vize alma durumunuz mümkün olmayacak. Amerikan vatandaşıyla evli olduğunuz için ve onun size yeşil kart başvurusu yaptığı için. Çünkü görevliler o zaman sizin yeşil kart sürecini bekleyip onunla Amerika'ya gitmenizi daha uygun görecekler. Dolayısıyla bu noktada sizin yapmanız gereken göçmenlik vize başvurunuzdan dolayı onayınızı aldığınızda onunla gelip yeşil kartı alıyor olacaksınız. Öbür türlü gelmeniz mümkün olmayacak. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. 2013 yılı itibariyle green kartım var. Bu yıl Türkiye'de evlilik yaptım. Eşim Cezayir uyruklu. Türkiye'de geçici göçmen Türk kimliği var. Amerika'ya gelmesi için Cezayir'den iki kez turist vizesi başvurusu yaptım. Ama ikisinden de ret aldı. Türkiye'den başvurmak için şirketinde çalıştığım bir Türk firmasıyla görüştüm. Şu an ambargodan dolayı eskiden Amerikan vizesi aldığı bir kişiye bile ret cevabı aldığını ve vize almanın zor olduğunu söyledi. Eşimi Amerika'ya getirmek için hangi yasal yolu deneyebilirim? Lütfen yardımcı olur musunuz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta tabii siz yeşil kart sahibisiniz ve eşiniz de evlisiniz. Dolayısıyla eşinize siz aslında yapacağınız en mantıklı başvuru sizin yeşil kartınız üzerinden onun için yeşil kart başvurusu yapmanız olacak. Tabi bu sürecin tamamlanması en az 2 yılı bulabilir ama başka türlü eşinizin vize alması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla şu an hani diğer Müslüman ülkeler kısıtlamasının detaylarına hiç girmeden size söyleyeceğim tek şey, önemli olan nokta sizin eşinize yeşil kart sahibi olarak başvuru yapıyor olmanız ve bu 1,5-2 yıl sonrasında da Cezayir vatandaşları için herhangi bir kısıtlama durumunun söz konusu olup olmadığına dikkat ettiğimiz sürece onun yeşil kartı alıp Amerika'ya gelmiş olmasında bir engel olmayacak. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Benim sevgilim Azerbaycanlı ve onunla Amerika'ya çalışmak için gitmek istiyoruz. Abisi de Amerika'da çalışıyor. Türkiye'de evlensek vize alabilir miyim? Veya vize alıp evlenmeden gidebilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şunu söyleyebilirim. Tabii siz öncelikle Amerika'ya vize başvurusu yapmanız gerekiyor. Ve bu vize başvurusunu alıp almayacağınız önemli. Tabii bazen Amerikan konsolosluğu sizin evli olmuş olmanızı artı görebiliyor. Bazen de görmeyebiliyor. Dolayısıyla öncelikle siz vize alıp almama durumuna bakacaksınız. Tabii vizenizi alamıyorsanız, turist vizenizi, o zaman buradaki Amerika'dan bir şirket sizinle çalışmak istiyorsa o çalışma opsiyonları ile ilgili neler yapılacaksa onlar üzerinden başvurular yapmanız gerekecek. Tabii şu konuda yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Türk vizesine alınmanız sadece Amerika'ya gelmeniz imkan sağlıyor. Size burada çalışma izni vermiyor. O yüzden eğer burada çalışma niyeti var ise o zaman bir şirket size sponsor olacaksa onun üzerinden çalışma yapılıp size bir çalışma vizesi ya da yeşil kart adımını almış olmanız ya da adımını atmanızda fayda olacak. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben geçen yıl Eylül'de arkadaşımın kızıyla Amerika'ya geldim ve 2 ay kaldım. 10 yıllık vizem var. Şimdi bebek bakıcısı olarak gelmek istiyorum. Türkiye'den bir şirkete kaydoldum. İş ayarlayabilirse 1-2 yıl çalışmak istiyorum. Beni ve haklarımı korumak adına veya herhangi bir tehlike var mı? Bana bu konuda ne önerirsiniz diye bu takipçimiz soruyor. Eğer size au pair dedikleri bebek bakıcısı programları için siz onay alırsanız nerede çalışacağınız noktasında sponsor aracılığıyla, o zaman Amerika'ya C1 vizesiyle gelip au pair olarak, bebek bakıcısı olarak çalışmanızda bir engel olmayacak. Benim bu noktadaki tavsiyem size bir sponsor firmayla görüşüp onların aracılığıyla gerekli onayları alıp gelmenizde fayda var.
Tabii eğer bahsettiğiniz gibi arkadaşınızın burada yaşıyorsa o durumda değerlendirilebilir. Fakat eğer arkadaşınızla çalışmak istiyorsanız, onun çocuklarına bakmak için gelmek istiyorsanız bunu da sponsora bildirmenizde bir zarar görmüyorum ben. Dolayısıyla önemli olan nokta au pair'ler için verilen C1 vizesini alabilmeniz ve gelebilmeniz olacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben Amerika vatandaşı ile evlendim. Eşim benim Amerika'ya vize almam için başvuru yapacak. Ancak Türkiye'de sabıka kaydım var ve 1 yılı geçen bir ceza sürecim var. Bu Amerika vizesi almamı etkiler mi ya da vize almam imkansız mı? Yardımcı olursanız sevinirim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. Tabii sizin eşinizden dolayı yeşil kartınızı alırken ceza geçmişiniz, suç geçmişiniz sizin o yeşil kartı alıp alamamanızı etkileyecektir. Burada tabii önemli olan nokta bizim detaylı olarak sizin sabıka kaydınız ya da sizin mahkeme kararınızı görmemiz gerekecektir. Dolayısıyla o mahkeme kararına ya da suçun türüne, yapısına göre sizin yeşil kartınızı almanızda engel bir durum var mı yok mu tartışması çok daha net yapılabilecektir. Ama önemli olan nokta sizin dediğim gibi mahkeme kararınızın detaylı değerlendirilmesi. Bundan dolayı da bir suç yani bir engel durumuyla karşı karşıya kalıp kalmayacağınızı belirlememizde fayda vardır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Eşimle 3 senedir evliyiz. Yeşil kartım 1 sene önce geldi. 10 yıllık için 1 senemiz daha var. Fakat anlaşamıyoruz ve boşanabiliriz. Boşanırsak önümde ne gibi süreçler olacak diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Siz eşinizden dolayı 2 yıllık oturum hakkınızı, yeşil kartınızı almış durumdasınız. Ve bunun bitmesine yaklaşık 1 yıl bir süreciniz kalmış durumda. Eğer eşinizle boşanma durumu olursa o zaman siz tek başınıza yeşil karta başvuru yapma hakkınız doğuyor. Tabii bu sizin kartı alacağınız anlamına gelmiyor. Ama siz bu noktada eğer boşanırsanız göçmenlik dairesinde tek başına başvuru yapıp ve bu başvurunun sonucunda da yeşil kartı tek başınıza gitmeye çalışacaksınız. Süreç olarak beraber başvurduğuna benzer bekleme süreleri olacak. Sonunda görüşmeye çağırma ihtimalleri de yüksek. O görüşmeden de görüşme başarılı geçerse yeşil kartı alma durumunuz olacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. ABD C1 vizesi başvurularında eğer bana sponsor olacak firma sponsor listesinde yoksa bu sponsor olmayı isteyen firma nasıl benim için işlemleri başlatabilir veya nasıl olabilir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Eğer siz çalışacağınız bir iş yeri var ise ve C1 vizesi almayı planlıyorsanız o zaman size sponsor olacak ana firmayla görüştüğünüzde işinizi kendinizin bulduğunu ve iş yerinin koşullarının şunlar olduğu, bunlar olduğu belirterek bu noktada o sponsor firmanın sizin programınızı o bulduğunuz iş yerinde yapıp yapmama durumunu değerlendirmeniz gerekecektir. Eğer ara sponsor firma sizin çalışmanızı bulduğunuz iş yerinde yapmanıza izin verirse o zaman bir problemle karşı karşıya kalmayacaksınız. Böyle sponsor firmayı kullanacaksınız tekrar. Onun üzerinden onay alarak çalışacağınız bu firmada onların izniyle çalışmanıza bir engel olmayacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Biz ailece Green Card sahibiyiz. Yakın zamanlarda Amerika'ya geri dönüyoruz. Küçük kızım Azerbaycan'da doğdu. Kızımın hiçbir şeyi yok. Yalnız vatandaşlık pasaportu var. Şimdi durum şöyle ki ben Azerbaycan border'unu aradım. Bana şöyle dediler. Vizesiz olduğu için çocuğu bırakmayacağız. Ben onlara izah etmeye çalışıyorum ki Amerikan kanunları 2 yaşına kadar annenin doğumdan sonra Amerika'ya girişinde hiçbir talep yok. Acaba bu doğru mu? Amerika'ya girişte sorun olur mu? Eğer ben Türkiye'den uçarsam Türkiye'deki border yani sınırı kastediyor takipçimiz. Benden vize talep eder mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi benim anladığım durum şu. Siz ailece green kartınız var ve buna kızınız da dahil. Dolayısıyla sizin ve ailenizin ve kızınızın Azerbaycan'dan Amerika'ya gelmesi için bir engel görünmüyor. Yani vizesiz olduğu için çocuğu bırakmayacağız da neyi kastettiklerini biraz anlamakta zorlanıyorum. Çünkü kızınızın eğer green kartı varsa ki anladığım o yazdıklarınızdan eğer green kartı varsa Amerika'ya vizesi olmasını gerektiren bir durumu yok. Önemli olan onun Azerbaycan pasaportu olacak ve elinde green kartı olacak. Bu sayede Amerika'ya gelmesinde bir engel olmayacaktır. Dolayısıyla hani şunu anlamaya çalışıyorum. Anladığım kadarıyla kızınız
Azerbaycan'da doğdu ve yeşil kartı var. Eğer yeşil kartı yok ise evet maalesef gelemeyecek Amerika'ya. Ama yeşil kartı var ise o zaman seyahat etmesinde bir engel gözükmüyor. Sizin Türkiye'den uçmanızda bir engel noktasında da yani bütün mesele sizin yeşil kartınızın olmuş olması. Türkiye'ye vizesiz girebileceğiniz için diyelim ya da vize şartınız yok ise o zaman Türkiye'den Amerika'ya yeşil kartınızla uçuyor olmanızda hiçbir engel gözükmüyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Çocuğum Amerikan vatandaşı ve Amerika'da okula gidiyor. Benim TÜİS vizem var ve 6 aylık sürem bitmek üzere. Kulaktan dolma bildiğim kadarıyla çocuğu Amerikan vatandaşı olanlar mahkeme kararı ile çalışma izni alabiliyor. SSN numarası alabiliyor. Fakat bu izin ülkeye giriş çıkış izin vermiyormuş. Bununla ilgili nasıl bir yol izlemeyiz diye bu takipçimiz soruyor. Sizin Amerikan vatandaşı çocuğunuzun olması bu sizin yeşil kart alabileceğiniz ya da oturum alabileceğiniz ya da çalışma izni alabileceğiniz bir anlama gelmiyor. Buradaki önemli olan nokta şu tabii çocuğunuzun 21 yaşına gelmiş olması. 21 yaşına geldikten sonra Amerikan vatandaşı olarak size başvuru yapabiliyor. Fakat onun dışında sizin bahsettiğiniz durumlarda TÜS vizeniz olduğu için siz çocuğunuzdan dolayı burada oturum hakkı sahibi olmayacaksınız. Bence onun yerine burada bir iş yapacaksınız, bir yatırım yapacaksınız, bir iş kurup onun üzerinden yatırımcı vizesi denemeniz çok daha mantıklı olabilir ki bu sayede hem Amerika'da kalıp hem işinizi yapıp hem çocuğunuzla beraber kalma ihtimaliniz olacaktır. Diğer bir takipçimizin sorduğu soru ise şu yönde. F4 vize dosyalarının maksimum sonuçlanma süresi var mı? 12,5 yıldır bekliyoruz diye bu takipçimiz soruyor. Bu tip vize kotalarında maksimum diye bir süre yok. Buradaki süre sadece sizinle ilgili yaptırılan başvurunun State Department'ın vize numaralarında gelip gelmediğidir. Dolayısıyla şu an itibariyle mesela baktığımızda State Department 2004 ve 2005'teki dosyalara bakıyorlar. Dolayısıyla eğer siz bu uzun süredir bekliyorsanız bütün önemli olan nokta sizin dosyanızın hangi yılda olduğudur. Eğer dosyanız örnek veriyorum 2007'de ise o zaman siz hala 2004 ya da 2005'teki dosyalardan sizin dosyalarınıza gelmesini beklemeniz gerekiyor. Bu bekleme süresi bazen çok hızlı ilerleyebiliyor, bazen çok hızlı gidebiliyor, bazen de çok yavaş olabiliyor. Dolayısıyla maksimum bekleme süresi diye bir şey yok. Önemli olan bakılan nokta sizin içeri dosyanızın girdiği tarihteki dosyaların incelenmeye gelen zamanla gelinmiş olması. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. F1 öğrenci vizesiyle Amerika'da bulunuyorum. 2017 sonunda Türkiye'den eşimden boşandım. Ben buradan avukatıma vekalet gönderdim. Kendim Türkiye'ye gitmedim. Türkiye'ye giriş çıkışlarda bu durum bir sorun yaratır mı? Yeniden pasaport çıkarıp vize başvurusu yapmak gerekir mi? Çünkü mevcut pasaport vizemde iki soyadım da yer alıyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim öncelikle. Siz F1 vizenizi almış durumdasınız ve Amerika'da F1 vizesi eğitimini yerine getiriyorsunuz. Dolayısıyla sizin artık eşinizle evli olmuş olmanız ya da boşanmış ya da boşanmamış olmanız sizin elinizdeki vizenizi kaybetmenize engel değil. Çünkü F1 vizesine sahip olan kişi sizsiniz. Dolayısıyla siz Türkiye'deki boşanma işlemlerini yaptığınız için siz Amerika'ya giriş çıkışlarda herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacaksınız. Ama eğer siz yeni pasaportunuzu çıkartırsanız, bu yeni pasaportunuzu çıkardığınızda tabii belki kızık soyadınızı geri alıyor olacaksınız ve vizenize sahip olduğunuz pasaporttaki vizede ise evlilik soyadınız yazıyor olacak. Bu durumda sizin tekrar vize başvurunuzu yapmanızı gerektiren bir durum yok ama önemli olan nokta Amerika'ya tekrar seyahatlerde bu iki pasaportu ve evlenme ve boşanma belgelerini yanınızda bulundurmanızda fayda var. Bu sayede yeni pasaportunuzla sizin kızık soyadınızda olduğu yeni pasaportunuzla evlilik soyadınızda olduğu vizeniz ve bunu gösteren evlilik belgeniz ve boşanma kararlarını yanınızda bulundurmanız yeterli olacaktır. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor ama tabii ki siz eğer vizenizi tekrar yenilemek isterseniz bunu da yapıp Amerikan konsolosluğuna başvurabilirsiniz. Yoksa başvurma zorunluluğunuz yok diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. İptal edilen turist vizesi bir daha nasıl geri alınır? 5 yılı beklemek zorunda mıyım? Şu anda İstanbul'dayım. Buradan Amerikan vatandaşıyla evlilik yapsam 5 yıl beklemeden Amerika'ya gelebilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Anladığım kadarıyla bu takipçimizin turist vizesi iptal edilmiş ve 5 yıl Amerika'ya gelememe yasayla karşı karşıya bırakılmış durumda. Dolayısıyla ya bu 5 yılın geçmesini bekleyecek
ya da bu 5 yıl geçmeden bu 5 yıl bekleme süresinin affedilmesi için başvuru yapması gerekecek. Eğer bu noktada siz Amerikan vatandaşıyla evlenirseniz ve sizin birinci derece yakınınız Amerikan vatandaşı olmuş oluyor ve bundan dolayı size başvuru yapacak yeşil kart için ve bu başvurular sırasında da siz bu 5 yıllık yasağınızın kaldırılması için af dosyası yapabileceksiniz. Önemli olan bu yaptığınız af dosyasının kabul ediliyor olması. Bu kabul edildiği sürece bir problem yaşamadan siz tekrar geri gelebileceksiniz. Ama kabul edilmezse de maalesef 5 yılın bitmesini bekleyeceksiniz. Diğer bir takipçimizden geçen hafta gelen sorulardan bir tanesi de şudur. Amerika'da yatırımcı vizesine başvurmayı düşünüyorum. Abilerimin pizza restoranı var. Onu satın alarak E2 vizesine başvurabilir miyiz? Kardeş olunca bir sıkıntı olur mu? Eğer olursa eşimin üzerinden de alarak başvurabiliriz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz yatırımcı vizesine başvuru yaparken önemli olan nokta yatırım yapacağınız paranın kaynağının sağlam olması, gösterebilmeniz. İkinci durum ise gerçekten bir işe yatırım yapıyor olmanız. Ve tabii üçüncüsü de siz buraya bu işi yönetmek için geliyor olmanızdır. Tabii Amerikan konsolosluğu sizin kardeşinizle bir işe giriyor olmanızı bazen negatif algılayabilir. Bazen gerçekten bu yatırım yapılıyor mu yapılmıyor mu noktasında sorgulayabilirler. Dolayısıyla vize almayacaksınız diye bir kayda yok. Ama Amerikan konsolosluğu bu noktada sizin kardeşinizle işe giriyor olduğunuz için gerçekten bu işin iki kişiye ihtiyacı var mı yok mu sahibi olarak ya da yatırımcı olarak bunu sorgulayacaktır. Önemli olan bu konuda Amerikan konsolosluğunun tatmin ediliyor olmasıdır. Vereceğiniz cevaplarla da ve dosyanızla da tatmin olursalar onaylamamaları için bir sebep yoktur. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Amerika'daki dil okullarına kayıt yaptırınca SSN numarası veriyorlar mı? Ev kiralama, banka hesabı açma işlemi yapabiliyor muyuz? Bize verilen SSN ile çalışırsak ne gibi sorunlar yaşarız diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz Amerika'da sadece dil okuluna kayıt olduğunuz için Social Security Number dedikleri yani sosyal güvenlik numarasını alma durumunuz olmuyor. Yani sadece kayıt yaptırdığınız için böyle bir hakka sahip olmuyorsunuz. Ama tabii bir çalışma izni ya da çalışabilme durumunda okuldan bir izin alma durumunuz olursa o zaman SSN numarasına başvurmanız mümkün olabiliyor. Tabii siz ev kiralama ya da banka hesabı açma konularında gerekli işlemleri yapabiliyorsunuz. Yani öğrenci vizesine bile sahip olsanız, öğrenci vizesine sahip olduğunuz süreçte banka hesabı açabiliyorsunuz. Bu için SSN gerekmeyecek her seferinde. Dolayısıyla bunu açabildiğiniz bankalar mümkün olacak. Ev kiralama noktasında tabii ki sosyal güvenlik numarası gerekiyor. Ama tabii siz kiralayacağınız evin yapısı, oda mı, ufak bir yer mi ya da mülk sahibi yapacağınız konuşmaya göre belki krediniz durumuna girmeden size yer kiralamayı sağlayabilirler. Tabii size verilen SSN ne diyorsunuz? SSN numarası almanız mümkün ise tabii ki ev kiralama olayınız daha kolay olacaktır. Ama size verilen bu sosyal güvenlik numarasıyla çalışma hakkınız olmuyor. Önemli olan aynı anda çalışma izninizin de oluyor olmasıdır. Çalışma izniniz olmadan da çalışmanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben Aralık ayında F1 öğrenci vizesiyle Los Angeles'a gideceğim. Eşim Mart ayında doğum için turist vizesiyle gelecek. Doğumu Amerika'da yaptıktan sonra çocuk Amerikan vatandaşı olacak. Eşimin 6 aylık turist vizesi son bulacak. Acaba çocuğun Amerikan vatandaşı olması bizim Amerika'da legal olarak çalışma izni almamıza yardımcı olur mu? Benim için de eşim için de statü değişikliği olur mu acaba diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi sizin Amerika'da tabii çocuğunuzun doğacak olması size burada herhangi bir çalışma izni ya da oturum izni vermeyecek. Herhangi bir statü değişikliği imkanı sağlamayacak. Dolayısıyla siz eşiniz de buraya gelip doğumu yaptıktan sonra sizin eşiniz olarak E2 statüsüne geçmesi mümkün olabilir. Bu noktada çalışmalar yapabilirsiniz ya da E2 statüsüne geçtiniz ve burada bir iş kurmak istiyorsanız örnek veriyorum. Yatırımcı vizesi imkanlarını değerlendirmenizde fayda vardır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Ben Amerika'ya siber güvenlik üzerine yüksek lisans yapmaya geldim. Bildiğiniz üzere kur farkından dolayı biraz yüklü olabiliyor. Bu sürede F1 vizesiyle Lyft veya Uber şoförlüğü yapsam ileride OPT dönemimde veya sponsorluk döneminde bana olumsuz yönde etkisi olur mu acaba diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi benim bu değerli takipçimize tavsiyem şu olacaktır. Eğer siz burada öğrenci vizesiyle bulunuyorsanız
ve bu yüksek lisansını yaparken sizin planladığınız, tabii maddi gücün dışına çıkaran durumlar gerçekleştiyse, ki bu durumda kur farkı çok ciddi bir sebep, yani yeterli param vardı ve ödeyebiliyordum, sponsorum destek oluyordu, fakat bu kur farkından dolayı maalesef şu an zorlanıyoruz diyorsanız, bu noktada göçmenlik dairesine çalışma izni için başvuru yapabilirsiniz. Göçmenlik dairesi bu tip durumlarda eğer uygun görürse ve sizin çalışmanıza izin verirse, siz ancak ondan sonra bu Lyft ya da Uber gibi çalışma izninizi kullanabileceğiniz işleri yapmanız daha faydalı olur. Yoksa izin almadan bu tip işleri yaparsanız statü dışı adım atmış oluyorsunuz ve biz size bu kesinlikle bu noktada çalışmayı tavsiye edemiyoruz. Ama dediğim gibi çalışma iznine başvurma durumunuz olabilir. Bu başvuru imkanlarını değerlendirmenizde fayda vardır. Diğer bir takipçimizden gelen sorular da şu yöndeydi. Kız arkadaşım 7 aydır Amerika'da ve buraya Hristiyan mülteci, sığınmacı vizesiyle geldi. Kendisi green card'ı aldıktan sonra Türkiye'ye gelmesinde bir sıkıntı olur mu? Yani Müslüman bir ülkeyi ziyaret edince Amerika'ya giriş çıkışta sorun çıkartırlar mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer sizin kız arkadaşınızın başka bir ülke vatandaşlığı var ise ve kendisi yeşil kartı alırsa, dolayısıyla asıl buradaki önemli olan nokta kendi ülkesine gitmiyor olması. Dolayısıyla sizin bulunduğunuz ülkeye gelmesine hiçbir engel gözükmüyor. O ülke vatandaşlığı olmadığı sürece orayı ziyaret etmesinde bir engel bulunmayacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben F1 öğrenci vizesiyle Amerika'da okula kayıtlıyım. Ancak geçen ay evlendim. Geçen hafta da Green Card'ın evraklarımı gönderdim. Okulum şu an tatil ve Eylül'de açılacak. Acil bir durum dolayısıyla haftaya 10 günlüğüne Türkiye'ye gideceğim. Soyadım F1 vizesinde ve pasaportumda değişti. Seneye kadar vizemin geçerliliği var. Bu durumda Green Card'la geçen hafta göndermem statüyü etkiliyor mu? Türkiye'ye gidebiliyor muyum diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi kesinlikle ülke dışına seyahati bu takipçimize tavsiye etmiyoruz. Çünkü kendisi yeşil karta yeni başvurmuş durumda ve ülkeye tekrar girebilmesi için seyahat iznini almadığı sürece maalesef bu çıkış yapmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü çıkarsa hem yeşil kartının buradaki yeşil kart dosyası düşüyor olacak ve geri gelmeye kalktığında ise bu sefer kapıdaki görevliler gerçekten onun eğitim için mi yoksa yeşil kart için mi giriş yaptığında karar veremeyecekleri için bir ihtimal geri gönderme durumuyla karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla kesinlikle seyahat imkanı tavsiye etmiyoruz bu takipçimize. Yeşil kart süreciyle ilgili çalışmalarını devam ettirmesini ve o noktada gerekirse yapılması gereken şeylerin doğru yapılıp yapılmadığına da dikkat etmesini tavsiye ediyoruz. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'dan birkaç adet ev ve ofis alarak E2 vizesi alınır mı? Alınıyorsa şartları nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Eğer siz E2 vizesi için emlak işi yapmayı planlıyorsanız, bu emlak işini yaparken birkaç tane ev alacağım diyorsanız, ofis alacağım diyorsanız, bu noktada E2 vize almanız için en önemli şartlardan bir tanesi bu yatırımların aktif bir yatırım olduğunu Amerikan konsolosluğuna gösterebilmeniz. Dolayısıyla sizin sadece ev alarak ya da birkaç ev alarak ben E2 vizesi alabilirim demeniz yanlış olabilir. Ama eğer siz bu birkaç yatırımı yaptınız ve bunların yönetimiyle başlayıp kiraya verip işte tahmini yatıp satıp ya da kiralama işine geliyorsanız ve bu sayıyı arttırma yolunda ilerlerseniz o zaman vizeyi alma şansınız daha fazla olacaktır. Yoksa ben birkaç ev aldım, işte orayı da kiraya verdim, işte bana yatırım vizesi ver demeniz çok mümkün olmayacak. Önemli olan nokta bu işin emlak yönetimi şeklinde işte kiraya verip kira gelirlerini alıp ya da için tamir ettirip satarak tekrar aktif bir şekilde yönetim gerektirdiğini Amerikan konsolosluğunun görüyor olması. Bunu gördüğü sürece sizin E2 vizenizi bu tip emlak yönetiminden alabilmeniz mümkün. Bu noktada da ilerlemeniz mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün gelen canlı yayında gelen soru ise şu yönde. DS-2019 belgemde subject to 2 year rule yazarken C1 vizen üzerinde ise not subject to 2 year yazıyor. Bu ABD'ye girerken havaalanında pasaport kontrolü sırasında sorun olur mu? Girişimi engeller mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer DS-2019 formuyla C1 vizesini aldıysanız sizin Amerika'ya gelmenize herhangi bir engel yok. Buradaki zaten bahsettiğiniz 2 yıl kuralı ya da subject to 2 year rule'u siz
Amerika'ya gelip Cevap programınızı tamamladıktan sonra sizin önünüze engel olarak gelecektir. Dolayısıyla siz bu programınızı yaparken bu engel olarak size programınızı yapmanıza engel olmayacaktır. Ama ta ki siz o programınızı bitirdikten sonra da bitirmek üzereyken Amerika'da kalmayı planlıyorsanız, statü değişikliği planlıyorsanız, yeşil karta geçme durumunuz var ise o zaman bu iki yıl kuralının kaldırma işlemlerini yapacaksınız. Yoksa ülkeye girmede herhangi bir engelle karşı karşıya kalmayacaksınız. Diğer bir takipçimizden bugün online gelen soru ise şu yönde. Amerika'da 2 senelik her 2 senede bir yenileme kaydı ile investor vizesi almak için neler gerekiyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'da bulunuyorsanız ve Amerika'da bulunduğunuz başka bir yasal statüde iken bu statüden E2 vizesi statüsüne geçmek istiyorsanız o zaman burada önemli olan şartlar, kısaca değinirsem şunu söyleyebilirim. Önemli olan sizin bir şirket kuruyor olmanız ya da bir şirkete ortak oluyor olmanız ve bunun için bir yatırım getiriyor olmanız, en az bu şirketlerin %50'sine sahip oluyor olmanız ve bu şirketleri yönetecek olmanız ve getireceğiniz yatırımın da kaynağının sağlam olmuş olması, kanıtlanabilmesi. Bunlar yerine getirildiği sürece siz o zaman bu yatırımınızı yapabileceksiniz. E2 vizelerinde minimum bir yatırım yok. Önemli olan ihtiyaç duyulan yatırımı yapıyor olmanız. Bu yatırımı yaptığınız sürece siz E2 vizesi statüsüne Amerika'da geçiş yapabileceksiniz. Diğer bir takipçimizden bugün gelen soru ise şu yönde. Green Card randevu tarihi geldikten sonra erteleyebiliyor muyuz? Hangi mazeretleri kabul ediyorlar diye bu takipçimiz soruyor. Eğer Green Card mülakatınız geldiyse burada erteleme talebinde bulunabilirsiniz. Ama erteleme talebinde bulunurken bir gerekçe sunuyor olmanız lazım. Bu gerekçeler içinde belki sağlık gerekçesi olabilir, belki iş gerekçesi olabilir. Yani sizin o gün randevuda neden olamayacağınızı kanıtlayacak evraklarla beraber erteleme talebi yapabileceksiniz diye bu bilgiyi size vermiş olalım. Diğer bir takipçimizden bugün online gelen soru ise şu yönde. F1 öğrenci vizesiyle Amerika'ya gelen bir öğrenci şirket kurup E2 vizesine başvurabilir mi? Başvurduğunda nasıl yaklaşımla karşılaşır diye bu takipçimiz soruyor. Eğer kişi öğrenci olarak Amerika'ya geldi ve Amerika'da öğrenciliğini sürdürdüğü bir süreçte bir yatırım imkanıyla karşı karşıya kaldıysa ve şirket kurup bu yatırımı yaptıysa E2 vizesine başvuru yapmasına hiçbir engel yoktur. Dolayısıyla bu durumda olup yatırım imkanı görüp ya da potansiyeli görüp gerekli yatırımı yapıp kişi öğrenci vizesinden yatırımcı vizesine geçmesi mümkün olacaktır. Öğrenci vizesinde bulunmuş olması daha önce bunun bir negatif bir durum yaratmayacaktır. Dolayısıyla yatırımını yapıp statü değişikliğini yapması mümkün olacaktır. Bugün online gelen sorulardan bir tanesi de şu. Bekarım, 35 yaşındayım. 12 senedir kamu çalışanıyım. Evim ve arabam var. Aylık gelirim 6000 TL civarında. Kanada, İngiltere ve 2 tane Schengen vizem var. 2 defa Amerika turist vizesi reddi aldım. Ne yapmamı önerirsiniz? İtiraz edebilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. İtiraz edecek bir durum söz konusu değil. Çünkü Amerikan vizesi vize verme noktasında gerekli bütün takdir hakkına sahip. Dolayısıyla herhangi bir vize verme zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla bu noktada herhangi bir itiraz durumu görünmüyor. Dolayısıyla önemli olan siz bu yaptığınız başvurularda koşullarınızın değiştiğini ve neden başvuru yaptığınızı gösteriyor olmanız. Yoksa gerçekten gayet uygun özelliklere sahipsiniz. Yani Kanada, İngiltere ve Schengen vizesini almış durumdasınız. Teknik olarak aslında Amerikan konsolosluğunun size vize vermesi gerekiyor. Önemli olan nokta, bu noktada koşullarınızın biraz daha değiştikten sonra tekrar vize başvurusu yapmanızda fayda görüyorum. Canlı yayında gelen diğer sorulardan bir tanesi de 2007 yılında Türkiye'de Amerikan vatandaşıyla evlilik yaptım. 10 yıldır kendisinden haber alamıyorum. Adres, telefon, hiçbir şey yok elimde. Ne yapmalıyım? Elimde bulunan evlilik cüzdanı ile Amerika'ya gelebilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz tabii Amerikan vatandaşıyla evli olduğunuz için Amerika'ya vize alma durumunuz mümkün olmayacak. Benim bu noktada size tavsiyem boşanmanızı önce gerçekleşmeniz ve eğer siz gördüğüm kadarıyla Türkiye'de evlendiğiniz için Türkiye'de bu kişiyle boşanma işlemlerini başlatıp gerekli boşanma çalışmasını yapmanızda fayda vardır. Yoksa öbür türlü vize almanız mümkün olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Bir arkadaşım 20 yıl önce çalıştığı restorandan imza almış ve daha sonra oradan ayrılmış. Kağıtları immigration'a gönderilmiş ve elinde dosya numarası bulunmakta ve bugün ne gibi geçerli olur diye bu takipçimiz soruyor.
Şimdi şunu söyleyebilirim. 20 yıl önce yapılan bir, restoran üzerinden yapılan bir başvuru dosyasının büyük ihtimalle kapanmış aşamasında olduğunu düşünüyorum. Önemli olan buradaki nokta tabii ona başvuru yapan o restoran böyle bir dosyayı devam ettirdi mi, ettirmedi mi, sonuca götürmek istiyor mu, bu durumu anlaması gerekecek. Dolayısıyla anladığım kadarıyla zaten kendisi artık orada çalışmıyor. Yıllar önce yapılan bir başvuru. Bu noktada tabii ki bu arkadaşınızın nerede olduğu da önemli. Kendisi Amerika'da mı, yasal durumu var mı yok mu, yoksa ülke dışında mı? Bu durumda önemli olacaktır. Yani bu yapılan başvuru bir sonuç elde etmeyebilir ama eğer diyelim kendisi Amerika'da yasal bir durumda değilse ve bu başvurunun kanıtı varsa elinde belki başka imkanları olabilir. Bu açıdan da eğer Amerika'daysa yasal bir durumu yoksa belki daha detaylı durumu değerlendirmekte fayda vardır. Diğer bir takipçimizden gelen bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Amerika'da iş kurmak ya da devralmak istiyorum. Başka bir ülkede çalışan şirketim var. Amerika'daki faaliyetleri kendi adımla mı yapsam yoksa başka ülkedeki şirketimin adıyla mı yapsam daha iyi olur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki önemli olan durum şunu söyleyebilirim. Eğer siz burada bir iş kuruyorsanız, bu noktada eğer sizin burada yapacağınız iş ülke dışındaki iş yeriyle ya da şirketle bağlı bir iş olacaksa bunları şube halinde bağlı hale getirebilirsiniz. Ama yok bu noktada bir bağımlılığı olmayacaksa ve şirketlerin sorumluluklarını ayrı tutmak istiyorsanız bu anlamda aslında buradaki şirketin sahibini kişisel olarak siz yapmamız çok daha mantıklı olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen sorusu şu yönde. Ben 4 aydır Amerika'da turist vizesiyle yaşıyorum. Ben meslek sahibiyim. Bana bir firma sponsor olacak. Bunun için benim ve firmanın neler yapması gerekir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi önemli olan bir nokta şu. Sizin kesinlikle yasal statünüzü ihlal etmemeniz gerekiyor. İkinci durum ise size bu başvuru yapmak isteyen şirket, şirketin finansal gücü yerinde mi ve size başvuru yapılacak finansal güce sahip ise o zaman sizin için göçmenlik dairesi öncesi Labor Department'a ve sonrasında göçmenlik dairesine başvuru yapmış olması ya da yapıyor olması gerekecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. J1 internship vizesi için tekrar başvuru yaptım. Vize mülakatında şu sorulara nasıl cevap verip geri döneceğimi inandırabilirim. Kariyer planım ve program bittikten sonra ne yapacaksın? Bu sorulara nasıl cevap verirsem geri döneceğimi inanabilirler diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Amerikan konsolosluğunun cevap vizelerinde baktığı durum şu. Sizin Amerika'ya geçici süreyle gelip burada belli bir meslek eğitimine, denemine sahip olmak ve geri dönüp bunu Türkiye'deki uygulama durumunuza bakıyor olacak. Dolayısıyla siz Amerika'da yapacağınız, çalışacağınız zaman elde edeceğiniz birikimlerle Türkiye'de nasıl bir iş yapacağınız ya da işinizi nasıl etkileyeceği ya da mesleğinizi nasıl etkileyeceğini onlara gösteriyor olmanız lazım. Ve soracakları sorulara da bu türlü cevaplar verdiğiniz zaman onlar bu noktada tatmin olacaklardır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 2015 yılında babam Amerika'ya gelmişti. 6 ay oturum izni vermişlerdi. Kendisi 2 yıl sonra 2017'de geri döndü. Geri gelse herhangi bir problemle karşılaşır mı diye bir takipçimiz soruyor. Burada benim gördüğüm durum şu. Babanız Amerika'ya turist vizesiyle geldi ve 6 aylık oturma durumu vardı. Bu 6 aylık süreyi 1 yıl üzerinde geçirmiş durumda oldu. Ve ondan sonra Türkiye'ye geri döndü. Dolayısıyla kendisi aslında statü ihlali yapmış durumda. Ve 1 yıldan fazla statüsü olmadığı için Amerika'da kaldığı için de Amerika'ya 10 yıl geri gelememe yasayla karşı karşıya kalmış durumda. Dolayısıyla kendisi ne yapabilir mi noktasında gelip tekrar giriş yapmaya çalışabilir ve girişte görevliler onun bir yıldan fazla yasal olmayarak kaldığı noktasında herhangi bir duruma girmezseler ülkeye tekrar giriş yapabilir. Ama yok bir yıldan fazla burada kaçak kaldığı duruma fikir yürütürseler o zaman ise maalesef vizesini iptal edip kendisini ülkesine geri gönderiyor olacaklar. Canlı yayında bugün takipçilerimizden gelen bir soru da şu önde. Benim Amerika'da iş yerim var. Türkiye'den çalıştırmak için birilerini nasıl getirebilirim diyor bu takipçimiz. Şimdi bu noktada şunu söyleyebilirim. Eğer sizin yatırımcı vize özelliğiniz var ise o zaman yatırımcı vizesi altında Türkiye'den çalışan elemanları getirebilirsiniz. Ya da geçici ya da kısa süreli bu kişiler çalışacaksa bu geçici ve kısa süreli çalışacakları vize imkanları var. Bu çalışma vizeleri altında getirmeniz mümkün olacaktır.
Yoksa durumunuzun, iş yerinizin durumunu ve gelecek işlerin ne tür işlerde, pozisyonlarda çalışacaklarını değerlendirerek bunun cevabını çok daha net vermemiz mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.